Multiple Game Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Ensar. Bu hafta yeni bir listeleme videosu ile karşınızdayız. Daha fazla bu tarz listeleme videoları için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu hafta sizlerden gelen bir konu üzerine listeleme videomuzu hazırladık. Bildiğiniz üzere artık oyunlar cep telefonlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiler. Ayrı bir sektör haline gelen mobil oyunlar karşımıza çok fazla seçenek ile çıkıyor. Büyük yapımcılardan bağımsız yapımcılara kadar karşımızda binlerce oyun var. Bizler de bu binlerce seçenek arasında sizlere sevdiğiniz türlere göre en iyi 10 oyunu derlemeye çalıştık. İyi seyirler. 10 numara FIFA Futbol. Günümüzün en popüler sporlarından birisi olan futbol oyunu ile başlayalım. FIFA serisi PC ve konsollarda en çok tercih edilen futbol oyunlarından birisi. Oyunun geliştiricisi EA. Aynı zamanda FIFA Mobile'da EA Kanada tarafından geliştirilen bir oyun. İlk olarak E3 2016'da oyunun duyurusu gerçekleştirildi. Daha sonra ise oyun 11 Ekim 2016 tarihinde resmi olarak Android ve iOS için yayınlandı. FIFA deneyiminin mobile taşınmış hali olan FIFA Futbol, futbol oyunu sevenler için mobil tabanlı iyi bir alternatif olacaktır. Oynanış mekanikleri ise şu şekilde. Oyun online bir oynanışa sahip. Diğer oyuncular ile eşleşip onlar ile karşılıklı olarak futbol maçı yapıyorsunuz. Kazanan taraf ise puanı alıyor. Maçlarda oyuncular oyunu tek yarı şeklinde oynuyor. Puanı kazanabilmek için ise size verilen sürede rakibinizden çok gol atmanız gerekiyor. Aynı zamanda oyunun bir diğer güzel tarafı ise kendi takımınızı kurabiliyor olmanız. En iyi takımı kurup rakiplerinizi alt edip en iyiler liginde maç yapmak o kadar kolay bir süreç değil. FIFA Futbol Android oyuncuları için 79 MB'lık bir boyuta sahip. 100 milyondan fazla da indirilme sayısına ulaşmayı başardı. Bizlerin oyuna puanı 5 üzerinden 4. 9 numara Altos Odyssey. 22 Şubat 2018 tarihinde piyasaya sürülen Team Alto ve Snowman tarafından geliştirilen oyun Noodle Cake Studio tarafından yayınlandı. Android ve iOS için çıkışını gerçekleştirmiş olan oyun BAFTA en iyi mobil oyunlar kategorisinde aday oldu ama kazanmayı başaramadı. Gelelim bu oyunun nasıl bir yapım olduğuna. Altos Odyssey oyunu eğlenceli tasarımı, güzel arka plan müzikleri ve renk paletiyle sizleri mest etmeyi başaracak. Kayak mekaniğinin en iyi işlendiği oyunda dağdan aşağı doğru kaymak, çölleri geçmek, harabelerin arasında ilerlemek sizlere huzur verecek. Evde, metrobüste ya da metroda giderken oynayabileceğiniz yapım sinir atmak için birebir. Özellikle oyunun ön plana çıkan yapısı tercih edilen tasarımından kaynaklanıyor. Aynı zamanda da oyunun oynanışının kolaylığından. Sadece oyunu oynarken ekrana tek eliyle dokunmanız yetiyor. Oyun kolay bir oynanışa ama mükemmel manzaralara sahip. Sonsuz bir döngüye sahip olan oyunda iyi bir tecrübe sizleri bekliyor. Altos Adventure adında başka bir oyuna daha sahip. Dilerseniz onu da bir göz atabilirsiniz. Altos Odyssey 5 milyondan fazla indirilme sayısına ulaştı. 73 MB'lık da bir boyuta sahip. Bizlerin oyuna puanı 4.6. Kısa bir bilgi olaraksa Altos Adventures oyunu 10 milyon üzerinde bir indirme sayısına ulaşmayı başardı. 8 numara Asphalt 9 Legends. Yine bir spor oyunu ile devam edelim. Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz en iyi yarış oyunlarından birisi Asphalt 9 Legends'tır. Asphalt serisinin yan oyunlar haricinde 9. ana oyunu olarak çıktı. Gameloft tarafından yayınlanan oyun 22 Mart 2018 tarihinde de çıkışını gerçekleştirdi. Mobil cihazlarda en iyi grafiği olan oyunlardan birisi. Özel araba anlaşmaları, eğlenceli oynanışı ve grafiksel anlamda mobil oyunlara göre üst düzeyde olması onu diğer oyunlardan ayırıyor. Özellikle oyunun en sevilen özelliklerinden birisi, araba markalarının isim haklarına sahip olması. Lüks araçlarıyla oynama imkanını sizlere mobil platform üzerinden sunuyor. Her yeni oyun ile birlikte grafiksel olarak iyileştirmeler ve yeni arabalar oyuna sürekli olarak ekleniyor. Grafiklerin yanı sıra biraz da oynanış mekaniklerine bir göz atalım. Oynanış mekaniği olarak oyun basit bir mekaniğe sahip. Seçili olan tarzlardan birini seçebilir. Oynanışı istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Bu oyunda da en önemli mekaniklerinden birisi Nitro. Araba yarışlarının vazgeçilmezi burada da kendini gösteriyor. Nitro'yu elde etmek için haritalarda bulunan mavi barları alabilir. Aynı zamanda akrobatik hareketler ile Nitro'ya sahip olabilirsiniz. Android, iOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch ve Windows 10 için çıkışını gerçekleştirdi. Asphalt 9 Legends oyunu 84 MB'lık bir boyuta sahip. Android üzerinde 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. Oyuna bizim puanımız ise 4.5. 7 numara Eternium. Sıradaki oyunumuz bir izometrik RPG oyunu. Diablo seven oyuncuların mobil platformda şans vermesi gereken bir yapım. Making Fun tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun. Kendisine has bir hikaye ve mekaniğe sahip. Oyunun içerisinde 3 farklı sınıf bulunuyor. Warrior, Bounty Hunter ve Mage sınıfları arasından birini seçerek oyuna başlayın. Oyunun en büyük özelliği hikaye odaklı olması. Amacımız çoklu gezegenli haritada bölümleri tamamlayarak Rogadon ve karanlık orduların planlarını bozmaya çalışmak. Bu planları bozarken de hayaletler, iblisler ve canavarlarla kıyasaya mücadeleye giriyoruz. Oyunun bir diğer özelliği de oynanış mekaniği.
Oyunu isterseniz klasik tarzda oynayabilir ya da oyuna eklenen ilginç skill mekaniğini kullanabilirsiniz. Skill'lerin üzerine basarak kullanabilir ya da ekrana skill'in şeklini çizerek de oyunu oynayabilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Diablo mobil tarafa gelene kadar Eternium'u mutlaka deneyin deriz. Android ve iOS üzerinde oyun yayınlanmış durumda. Android üzerinde de 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı. 102 MB'lık bir indirilme alanına ihtiyaç duyuyor. Oyuna puanımız ise 4.8. 6 numara PUBG Mobile. Son dönemlerin en popüler oyun modlarından birisi de Battle Royale bildiğiniz gibi. PUBG'nin PC versiyonu ile birlikte tekrardan popüler olmayı başarmıştı. Bu sağlanan başarı ile birlikte oyun mobil platformlar içinde çıkışını gerçekleştirdi. Tencent tarafından geliştirilen oyun bir zamanlar Google'ın en çok hasılat yapan, en çok indirilen oyunlarından birisiydi. PUBG Corp tarafından 9 Şubat 2018 tarihinde yayınlandı. Hem iOS için hem de Android için ilk olarak çıkışını gerçekleştiren oyunun ilerleyen dönemde PC versiyonunda karşımıza çıktı. Mobil cihazlarda oynayabileceğiniz en iyi Battle Royale oyunu aslında. Ama yükleme alanı olarak eski cihazlara sahipseniz çok da önermeyiz. Mobil cihazlar için iyi bir yükleme alanına sahip. Bu duruma karşılık olarak Tencent tarafı PUBG Mobile Lite çıkardı. PUBG Mobile için telefon yeterli değilse onu deneyin deriz. Android, iOS, PC için de oyun yayınlanmış durumda. 100 milyondan fazla bir indirilmeye sahip ve 1 GB'dan fazla da yükleme alanına ihtiyaç duyuyor. Oyuna puanımız 4.3. Kısa bilgi, oyunu PC'de deneyimlemek isterseniz eğer Tencent'in emülatörünün denemenizi öneririz. İçerisinde PUBG oyunları ile birlikte Code Mobile'da da bulunuyor. Tencent'in mobil oyunlarının tamamını da oradan ulaşabilirsiniz. 5 numara Call of Duty Mobile. 1 Ekim 2019 tarihinde hayatımıza ve telefonlarımıza giren Call of Duty Mobile kısa süre içerisinde büyük bir başarı yakalamayı başardı. Activision tarafından yayınlanan oyun Tencent ve TeamE tarafından mobil için geliştirildi. İlk gelişim süreci duyurulduğunda büyük bir kitle oyunun çıkmasını beklemeye koyuldu. Oyun çıkışını gerçekleştirdiği hafta milyonları aşan indirilmelere kısa sürede ulaşmayı başardı. Gelelim 2019 yılında çıkışını yapan oyun bizlere ne gibi özellikleriyle geldi. Telefonda nasıl bir oynamaya sahipseniz ona göre oynanış ayarları yapabilirsiniz. Oyunun içinde Türkçe dil desteği bulunuyor. Oyunda 3 farklı ana mod bulunuyor. Birisi son dönemlerin en popüler modu olan Battle Royale. Bir diğeri ise 5 vs 5'lik Deathmatch'ler. Aynı zamanda bu Deathmatch'leri hem dereceli hem de normal olarak oynayabilirsiniz. Bir diğeri de hikaye modu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuna sürekli olarak yeni içerikler ekleniyor. Android, iOS ve PC için oyun çıkışını gerçekleştirdi. PC tarafında Tencent'in emülatörünü kullanmanızı tavsiye ederiz. 100 milyondan fazla indirilmeye sahip olan yapımında 1 GB'lık bir boyuta sahip. Oyuna puanımız ise 4.5. 4 numara Mortal Kombat. Dövüş oyunları denince ilk akla gelen serilerden birisi Mortal Kombat oyunudur. Serinin bildiğiniz gibi en son 11. oyunu resmi olarak yayınlandı. Oyunu sadece PC veya konsollar üzerinde oynamak zorunda değilsiniz. Warner Bros. International Enterprises tarafı oyunun mobil versiyonu da yayınlamış durumda. PC ve konsol versiyonunda gördüğümüz karakterler mobil versiyonda da bulunuyor. Aynı zamanda oyunun görüntü kalitesi çok iyi. Bunlara ek olarak mobilde fatality yapma fikri hiç de fena değil. Oyun App Store ve Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Android ve iOS için yayınlanan oyun 50 milyonu aşkın bir oyuncu kitlesine sahip. Oyuna puanımız ise 4.3. Geldik son 3'e. 3 numara Fallout Shelter. Fallout serisi en köklü RPG oyunlarından birisi. Son oyunları Bethesda tarafından geliştirilen Fallout 76'nın çıkışıyla birlikte oyuncuları tam olarak sevindirmeyi başaramadı. Ama mobil oyunu oynayanları memnun edecek cinsten. E3 etkinliği sırasında duyurulan ve strateji türünde olan yapım mobil versiyonun yanında diğer platformlar için de çıkışını gerçekleştirdi. Kıyamet sonrası bir senaryo oynadığınız oyunda Vault'unuzun güvenliğinden ve gelişiminden sorumlu olacaksınız. Son derece başarılı bir yapım olan oyun Android ve App Store için yayınlandı. Aynı zamanda oyunun PlayStation, Xbox ve PC sürümleri de bulunuyor. 10 milyondan fazla indirilmeye sahip olan oyun 32 MB'lık da bir boyuta sahip. Oyuna puanımız ise 4.6. 2 numara Clash Royale. Şimdi ise mobil dünyanın efsane strateji oyunu olan Clash of Clans'ın kart oyunu versiyonu Clash Royale geldi. Oyun mobil dünyanın en iyi kart oyunlarından birisi olmayı başardı. Supercell tarafından yayınlanan oyun çıkışını yaptıktan sonra iyi bir oyuncu kitlesine kısa bir süre içerisinde yakaladı. Bu başarıyla birlikte oyun sadece mobil oyun olarak kalmadı, e-spor arenasına da taşınmayı başardı. Bu başarıyla birlikte YouTube'da en çok videosu çekilen oyunlardan birisi oldu. Oyunu hiç bilmeyenler için tamamen online yapıya sahip bir kart oyunu. App Store ve Android içinde çıkışını gerçekleştirmiş olan oyun 100 milyondan fazla bir oyuncu sayısına, aynı zamanda da 106 MB'lık da bir boyuta sahip. Puanımız ise oyuna 4.5. Geldik 1 numaraya. Final Fantasy Brave Exvius. Son olarak ise sizlere bir RPG oyun efsanesiyle veda edeceğim. İlk Final Fantasy oyunlarına benzer bir tarzda olan
Final Fantasy Brave Exvius, RPG sevenler için iyi bir alternatif olacak. Piksel tarzı bir grafiğe sahip olan oyun ücretsiz olarak Android ve iOS üzerinden yayınlandı. Final Fantasy serisini sevmeseniz bile mobil platformlarda iyi bir RPG oyunu oynamak istersiniz. Oyun hikaye odaklı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Square Enix tarafından yayınlanan oyun sıra tabanlı da bir oynanış mekaniğine sahip. Android ve iOS için yayınlanan oyun 10 milyondan fazla indirilme sayısına ulaştı. Oyunu indirmek isteyenler için de 87 MB'lık bir alana ihtiyaç var. Oyuna puanımız ise 4.2. Bu haftalık listeleme videomuzun burada sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gelecek içerikler için de bize yorum olarak bildirebilirsiniz. Hoşça kalın.